Devlet üniversitelerinde okul birincileri için ayrı bir kontenjan ayrılmıştır. Okul birincileri okul birinciliği kontenjanından sadece ilk mezun oldukları yıl faydalanabilirler. ÖSYM ilk önce Türkiye'deki kontenjanlar sadece okul birinciliği kontenjanı ve Türkiye'de sadece o sene sınava okul birincileri girmiş gibi bir değerlendirme yapar. Okul birinciliği kontenjanlarına okul birincilerini tercihleri çerçevesinde kendi içlerinde çarpıştırarak yerleştirir. Kimi okul birincileri açıkta kalır, kimi okul birinciliği kontenjanları boşta kalır. Açıkta kalan okul birincileri okul birinciliği yerleştirmesinde bundan faydalanamamışlardır ama haklarını da kaybetmediklerinden dolayı normal öğrenciymiş gibi normal öğrenci grubuna eklenirler. Okul birinciliği kontenjanında olmayan bölümlerdeki kontenjanlar da genel kontenjana eklenir. Ve daha sonra da işte o yerleşemeyenler bir şekilde tekrar herkesle birlikte değerlendirilirler. Yani kabaca yerleştirmeyi bu şekilde özetleyebiliriz okul birincileri için. Okul birinciliği kontenjanlarında şuna dikkat etmek gerekir. Puanı çok yüksek olmayan okul birincileri çok fazla ümide kapılmamalılardır. Hani kendi puanlarından tavan puanı itibariyle geçen sene yukarıda kapanmış olan bölümlere illaki yerleşecekler diye bir kural yoktur. O andaki arz talep dengesine göre bu olay çünkü şekillenmektedir. Şöyle söyleyelim. Okul birincisi olanlar diğer arkadaşlarından birazcık daha belki ümitli olabilirler üst tercihlerine yerleşme anlamında ama tercih listesi oluşturma prensipleri okul birincileri için de okul birincisi olmayanlar için de 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bir de şunu söyleyeceğim. Puanı çok yüksek olmayan okul birincilerinin geçen sene hangi okul birinciliği kontenjanı bir bölümde dolmadıysa öyle bölümleri tercih etmesi okul birinciliği kontenjanına yerleşme anlamında daha avantajlıdır.